Süt üretimi geçen yıllara göre Kütahya'da düştü. Veteriner hekim Nihat Turan yaptığı açıklamada süt üretimi maliyetleri kurtarmadığı için Kütahya'daki üretici hayvancılıktan ve süt üretiminden hızla uzaklaştığını söyledi. Teşviklerin yeterli olmadığını ifade eden veteriner hekim Nihat Turan, Kütahya'da acil önlem alınmaz ise süt üreticiliğinin ve hayvancılığın önümüzdeki yıllarda da düşüşün yaşanacağını belirtti. Şu an süt fiyatı Kütahya'da 1 lira. Fakat bunun maliyeti 1 liraya en az 1300-1400 hatta 1500'deki maliyeti var. 1 litre sütün maliyeti. Fakat tüketicide bir peynir ya da bir herhangi bir süt ürünü almaya kalktığı zaman 15-16 liraya peynir almak zorunda kalıyor. Üretici hiçbir zaman para kazanamıyor sütten. Dolayısıyla bu işten kaçma noktasına geliyor. En azından vatandaş, üretici 1 kilo bütün dünyada bunun baremi 1 kilo süt sattığı zaman 2 kilo yem alması gerekir. Ama şu an 1 kilo süt 1 kilo yem karşılığı. Onun için zarar ediyor yani üretici. Süt fiyatların biraz daha yani özellikle de aslında yem girdilerinin düşmesi lazım. Yani yem girdilerinin düşülmesi lazım. Özellikle Ekim'de yani çiftçinin mazot üzerinden desteklenmesi yani reel manada desteklenmesi gerekir. Mesela en son mesela beside destek 300 liraydı hayvan başına. O 200 liraya düştü. Süt fiyatlarında da desteklendi de daha önceki yıllara göre düşüş var. Şimdi süt olmadan buza olmuyor. Buza olmadan inek olmuyor. İnek olmadan süt olmuyor. Yani bu bir nevi eklemli iş. Yani mutlaka yem girdilerinin devletin onu süspansiyonda başka yollar araması gerekir. Süt fiyatları şu an 1 lira civarında şehrimiz ilçe Köylen'de. Fakat yemin sütü karşılama oranı kafa kafaya bile şu an belki geliyor gelmiyor arası. Yem girdiler yüksek olduğu için köylü süt üretiminden, damız üretiminden kaçmış bulundu. Zaten geçmişteki 3 yıl önceki dönemdeki ithal hayvancılık, kuraklık, aşırı kapı yem fiyatlarının samanın 20-25 liraya kadar çıkması üretici hayvanı besleyemedi. Dolayısıyla çok sayıda damızlık kesildi. Damızı kesilince de süt olmadı. Buzağı da olmadı. Buzağı da olmayınca da süt üretimi olmayınca ister istemez süt açığı meydana geldi. Kütahya'daki durum nedir? Son yıllarda düşüş var mı? Kütahya'da bütün Türkiye genelinde süt üretiminde bir azalma var. Yani büyük modern çiftlikler kurulsa da özellikle aile tipi işletmene devlet eskiden aile tipi işletmeye pek iyi gözle bakmıyordu. Modern çiftliklere çok iş yapıyordu fakat bunlar da büyük sorunlar getirdi. Buna yani en ufak bir krizde bunlar batma noktası daha kolay. Ama aile tipi işletmelerin mutlaka desteklenmesi, sürdürülmesi gerekir. Yani Türkiye'de hayvancılık ortaçıkta küçük çaplı, orta ölçekli aile işletmecinin desteklenmesi lazım. Hatta geçtiğimiz 2013 yılda aile tarım işletmeciliği yılıydı. Yani bizde ise tamamen tersi uygulandı uzun süredir. Yani yöneticiler, bakanlar büyük çiftlikleri binbaşlık, iki binbaşlık, üç binbaşlık modern çiftlik açıyoruz diye iş yaptılar. Ama en ufak bir krizde ne oraya yem bulunabildi, ne saman bulunabildi. Bildiğim geçmiş yılda saman ithalatı yapıldı. Yani Türkiye'deki yapılması gereken şey aile tipi işletmecinin desteklenmesi gerekir. Köylerin boşaltılması gerekir. Tarım Bakanlığı şu an radyo televizyonlara mesela ilan veriyor. İşte arazileri koruyalım, tarım arazileri yok olmasın falan ilan veriyor ama şehrimize de bakıyorsunuz. Başta mesela Bölcek'te en yakınımızda Barmıgır'ın oradan tarım arazileri şehirleşmeye açıldı. Araziler yok olmak üzere. Şimdi sadece günübirlik tarımda düşünüyor. İnsanlar bilgisayarı da olsa, arabası da olsa sonunda karnını doyurmak zorunda. Buna yani materyaller bildiği gibi yeni biçilmiyor ama Allah korusun büyük bir afette bir Antalya, bir Karadeniz'e veya bir Avrupa'da bir nükleer santral patlamış olsa ki olmayacak diye bir şey yok. Daha önce Çernobil oldu. Hangi ülkeden ne getirebilirsiniz? Mutlaka her şeyde yerel gıdanın üretilmesi gerekir. Her şehrin kendi en azından %50-60'ını karşılayacak şekilde kendi bölgesinin
gıdası, etini, sütünü üretmesi desteklenmelidir. Altay Danışmanlık, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun İPART projeleri Ziraat Mühendisi Sertifikalı Tarım Danışmanı Ayşe Altay tarafından itina ile hazırlanır. İrtibat telefon 0539 697 34 62.